Bu videoda x 3'e yaklaşırken x üzeri 3 eksi 3x kare bölü 5x eksi 15'in limitinin ne olduğu hakkında bir fikir edinmeye çalışacağız. Fikir edinmek derken x 3'e yaklaştıkça bu ifadenin hangi değerleri alacağını, evet bunu görmekten bahsediyorum. Şimdi denemek isteyebileceğiniz şeylerden biri şu olabilir, x 3'e eşit olduğunda bu ifade ne olur? Bu durumda ifade 3 üzeri 3 eksi 3 çarpı 3'ün karesi bölü 5 çarpı 3 eksi eksi 15 olur. Öyle değil mi? Yani x eşittir 3 olduğunda bu ifade şu değeri alır. Pay kısmında 27 eksi 27'den 0 bölü 15 eksi 15'ten de yine payda da 0 olur. Yani bu ifadeden x eşittir 3 olduğunda 0 bölü 0 şeklinde belirsiz bir cevap elde ederiz. Fakat yine de bu ifade belirsiz olsa da limitinin ne olabileceğine dair bir fikir edinip edinemeyeceğimize gelin bir bakalım. Bunun için bir tablo hazırlayacağım. Evet, şöyle bir tablo çizeyim. Hatta aslında bence, evet iki tane tablo yapalım. Burası x ve burası da x üzeri 3 eksi 3x kare bölü 5x eksi 15. Aslında buraya da bunun aynısını tekrar yazacağım. Nedenini birazdan anlatacağım. Evet, burası x ve burası da x üzeri 3 eksi 3 x kare bölü 5 x eksi 15. İki tane tablo yapmamın sebebi şu aslında iki tablo yapmak zorunda değilim. Hepsini bir tabloda gösterebilirdim ama bu şekilde anlatmak istediğim şeyi biraz daha net hale getirebileceğimi düşünüyorum. Soldaki bu tabloda soldan 3'e yaklaşan x değerlerini inceleyeceğim. Yani 3'ten küçük değerlere bakacağız. Örneğin 2,9 olabilir ve x 2,9 olduğunda ifadenin neye eşit olduğunu bulacağız. Sonrasında 3'e biraz daha yaklaşmayı deneyeceğiz. Mesela 2,99 noktasına bakacağız bakacağız. Ve sonra bundan daha da yakına giderek 2,999 noktasına da bakabiliriz. Bunları yaparken bu ifadenin x 3'e yaklaştıkça neye eşit olduğunu bulmaya ve limiti soldan hesaplamaya çalışıyor olacağız. Evet, 3'ün sol limiti diye de yazalım. Peki, neden soldan diyorum? Bunu bir koordinat düzleminde düşünürseniz bu değerler 3'ün solundaki x değerleridir öyle değil mi? Evet gittikçe 3'e yaklaşmak için sağa doğru ilerliyoruz ama bunlar 3'ün solundaki x değerleri yani 3'ten küçükler. Ancak limitin var olabilmesi için aynı şeye her iki taraftan da yaklaşmak zorundayız. Yani hem soldan hem sağdan. Bu yüzden limiti sağdan hesaplamayı da deneyeceğiz. Yani bunlar da 3'e sağdan yaklaşırken limit değerini bize gösteriyor gösterecek. Peki bunlar hangi değerler olabilir? Bunlar 3'ten büyük olan x değerleridir değil mi? Mesela 3,1 diyebiliriz ama sonra biraz daha yaklaşmak isteyebilir ve 3,01'e gidebiliriz. Sonra 3'e biraz daha yaklaşmak isteyebilir ve 3,001 noktasına bakabiliriz. 3'e biraz daha yaklaştıkça daha iyi bir sonuç elde edeceğiz. Yani aslında neye yaklaştığımızı daha iyi anlayacağız. Evet. Hadi şimdi hesap makinemizi çıkarıp şu işlemleri bir yapalım. Burada isterseniz 2,9999 diye de devam edebilirsiniz ya da 3,0001 diye. Şimdi bunların ne olacağını hesaplamadan önce belirtmek istediğim bir kilit nokta var. Bazen insanlar her iki taraftan limit, soldan limit veya sağdan limit derken mesela soldan limitin negatif değerler ve sağdan limitin de pozitif değerler olduğunu düşünürler. Ancak burada da görebileceğiniz gibi soldan limit aslında limitini bulmaya çalıştığınız x değerinin solundakileri kasteder. Yani bunlar negatif değerler olmak zorunda değiller. Bunlar sadece 3'ten daha küçük olan ve giderek 3'e yaklaşan değerlerdir. Ve bunlar da 3'ten büyük olan ve giderek 3'e yaklaşan değerler. Şimdi hadi şu tabloyu dolduralım. Ben bu kısımda işimizi biraz hızlandıracağım ki ben her şeyi tek tek hesap makinesine yazarken beni beklemek zorunda kalmayın. Evet. Ne kadar hızlıyım değil mi? Burada gördüklerimize dayanarak bunun 1,8 noktasına yaklaştığını tahmin ediyorum. Evet bu 1,8 noktasına eşit olabilir. Dediğim gibi gelecekte bunu tam olarak bulabileceğiz. Ancak şu noktada halen emin değilseniz 3'e daha da yakın x değerlerini deneyebilirsiniz.